Bu dersimizde şimdiye kadar öğrenmiş olduğumuz bilgilerin özetini yapacağız. Malzemeler nasıl hasara uğrar ve bu hasar şekillerine göre dayanım değerleri nedir? 1. Plastik deformasyon yani kalıcı şekil değişimi. Bununla ilgili dikkate aldığımız malzemenin dayanım değeri Re yani akma sınırı. Basit gerilmeler ile zorlanma durumunda malzemenin plastik deformasyona karşı dayanım değerini Re alıyoruz. Çekme, basma ve eğilme durumunda aynı değeri alıyoruz. Kesilme ve burulma durumunda Re bölü 2 alıyoruz. Kırılma, malzemenin plastik deformasyon göstermeden kırılma şekli yani birbirinden ayrılma şekli. Malzemenin kırılma dayanımını Rm alıyoruz. Çekme, eğilme ve burulma durumunda aynı değerleri alıyoruz. Basma durumunda kırılma dayanımı daha fazla basma deneyi sonucundaki değeri alıyoruz. Kesme durumunda malzemelerin birbirinden ayrılması tek kesme, çift kesme durumunda ve malzeme çeşidine göre 0,52 Rm ile 1,3 Rm arasında değişiyor. Bileşik gerilmeler ile hasarda akma ve kırılma teorileri işin içine giriyor. Sünek malzemeleri için maksimum kayma gerilmesi teorisi veyahut da von Mises teorisi, gevrek malzemeler için ise maksimum normal gerilme teorisini kullanıyoruz. Sünek malzemeler için kullanılan maksimum kayma gerilmesi teorisi veyahut da von Mises teorisinde malzemenin dayanım değerini Re alıyoruz. Maksimum normal gerilme teorisinde ise Rm alıyoruz. Eğer malzemelerin üzerine gelen gerilme zaman ile değişiyorsa malzemeler yorularak kırılıyor. Yorulma kırılması malzeme sünek bile olmuş olsa gevrek kırılmadır. Yorulma dayanımını Rf ile gösteriyoruz. Burada çeki, bası, eğilme, tam değişken, dalgalı değişken, genel değişken yazmadım. Bir de yüzey temas yorulması var yani pullanma var. Bu pullanma hasarına göre de P müsaade edilen değeri alıyoruz. Yorulma kırılması makinalarda meydana gelen en önemli hasar şekillerinden birisi. Literatürde şöyle bir bilgi var. Mekanik hasarların %90 sebebi yorulma kırılmasıdır. Bundan dolayı yorulma kırılması üzerinde detaylı bir şekilde durduk. Burkulma malzemenin bası zorlaması altında elastik bölgede zorlanması durumunda bile meydana gelebilecek bir hasar şekli narin çubuklarda malzemenin şeklini değiştirerek eğilmesi olayı. Bunu da narin çubuklar, orta ve kısa çubuklar için ayrı bir şekilde inceledik ve detaylı bir şekilde anlattık. Sürünme olayı bilhassa makine tasarımında yüksek sıcaklıkta çalışan malzemelerde karşımıza geliyor. Sürünme dayanımı Rp1 ve Rp kopma dayanımları yani %1 kalıcı şekil değişimi dayanım değeri veyahut da kopma dayanım değeri bunları alıyoruz. Aşınma olayı da yine kaçınılmaz bir hasar şekli. Aşınmaya göre hesap etmek epeyce zor. Eğer malzemelerin çalıştığı şartlarda aşınma katsayısı K değerlerini biliyor isek ömür hesabı yapabiliyoruz. Yaklaşık bir hesap şekli. Genelde yüzey basıncını alarak P müsaade edilen dayanım değerini alıyoruz. Bu şekilde hesap yapıyoruz. Korozyon metallerin nemli ortamlarda çalışması durumunda veyahut da
asitik, bazik gibi kimyasal ortamlarda çalışması durumunda madde kaybetmesi olayı genellikle nem ile karşılaşan çelikler, dökme demirler bu hasar şekline maruz kalıyor. Burada dayanım değeri bulmak biraz zor. Malzeme seçimi yapmamız gerekiyor ve tasarımı korozyon oluşmayacak şekilde yapmamız gerekiyor. Darbeli yüklemede iki tane önemli değer var. Birisi çentik darbe kırma enerjisi KV değeri veyahut da KU değeri eğer U çentikli numara kullanıldıysa. Bir de çentik darbe toplu geçiş sıcaklığı. Burada da yapmamız gereken malzeme seçimi. Yani malzemenin çalışacağı sıcaklıkta tokluğu iyi olan, çentik darbe kırma enerjisi iyi olan, yeterli olan malzemeleri seçmemiz gerekiyor. Diğer bir hasar şekli ise gevrek kırılma. Yani malzemenin üzerinde bulunan çatlakların, çentiklerin büyüyerek statik zorlamada bile olmuş olsa ani olarak kırılması olayı. Burada da KIC kırılma tokluğu değerini alıyoruz. Makine tasarımı yaparken ben istiyorum ki malzemem hasara uğramasın. Yani burada 10 tane hasar yazdık. Bunların hiçbirisi olmasın. Öyle bir malzeme bulalım ki benim isteklerimi karşılasın. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Malzeme seçimi yapmamız gerekiyor. Yani dikkate aldığımız, önem verdiğimiz, öne çıkardığımız hasar şekline göre bir malzeme seçip malzemenin diğer özelliklerini kabullenerek tasarım yapmamız gerekiyor. Bundan sonraki bölümde malzeme seçimini konuşacağız. Şimdilik hoşça kalın.